öncelikle basın toplantımızda soru almayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hocamızın değerlendirmesiyle sorulandıracağız. Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. Medya sorumlusu söylediği gibi bugün özür dileyerek soru almayacağım. Bugün maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım adına da ama adalet adına bugün konuşacak hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Onun dışında Gaziantep Futbol Kulübü camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Ona burada açıklık getireyim. 5. dakikada zaten maçı bitirmiş oldu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Akşamlar. Hocam buyurun değerlendirmeyle başlayalım. Sonra. Evet, iyi akşamlar. Maç öncesi Gaziantep takımı ile ilgili düşüncelerim ligin formasyonu değişik takımlarından bir tanesi. 5-3-2 oynayan, kendilerinin üçlü oynayan, özellikle bekleri derinliğe yollayan ve ligin en fazla ikinci topunu alan ve kenar ortası yapan, diagonal kenar ortası yapan bir takımı. Sayısal olarak da çok fazla rakibin üzerine gelebiliyorlar. Maç öncesi özellikle çözüm noktayla çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Ve burada uzaktan pas attık, rakibin son anda oyundan düşürmeyi erken davrandık. Pas açılarında bazen vardık, bazen yoktuk. Top kayıpları yaptık, rakibi biraz daha cesaretlendirdik. Ama burada işte ömrün orta yaptı ama bazen oyun bu böyledir. Bir sıfır öne geçtik. Oyun ortada ve dalgalı biraz zaman zaman girdiğimizde bazen oyun düşük olacak, bireysel performans çıkacak. Bugün itibariyle baktığında bireysel performanslarının Tony'nin olsun, Cornelius'un olsun, Canini'nin olsun ön tarafta sonuçlandırma anlamında ve özellikle böyle ciddi bir rakibe karşı 3 merkezde savunmacıyla oynayan takıma karşı rakip arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve bunda 3-0 gibi bir skoru yakaladık. İkinci yarı itibariyle sayısı olarak daha fazla geleceklerdi. Bugün baktığında rakip ceza sahasına girme oranı belki fazla gözükebilir ama bunun %80'i uzaktan yapılan ortalardı. Biz orada bir beşliğe döndük. 5-4-1'e döndük. Çünkü buradaki amacımız diagonalde kenara atılan toplara beklerin mesafesini daraltmak ve çabuk gitmekti. Zaman zaman bunu yaptık. Merkezde bir fazla olduk. Pozisyon verdik mi verdik, şut verdik mi verdik. Bunlar zaten bunun içinde olacak. Geçişlerden de yakaladığımızda 4'ü 5'i bulabilirdik. İyi bir takıma karşı özellikle net bir galibiyet aldık. Onun için bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. Bugün 13. haftada ilk defa bir sürü oyuncu sakatlıkları yaşadı. Her takım yaşadı. Bizler de yaşıyoruz. Marekler ve Bakan'ın olmadığı ilk bir müsabakayı oynadık. Kalecimiz olmadı, maç kazandık. Bruno Perez olmadı, maç kazandık. Victor olmadı, kazandık. Edgar olmadı, kazandık. Berat olmadı, kazandık. Siopis olmadı, kazandık. Marek Bakya olmadı, kazandık. Tony olmadı, gene kazandık. Canini olmadı, gene kazandık. Organizasyonumuz iyi. Bazen oyun, bazen oyuncu performansı. Onun için harika gidiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep'e başarılar diliyorum. Evet, soru. Taraftarla ilgili de söylemek istediğim şu. Bize hem sevgilerini gösteriyorlar. Özellikle bu sevgilerini vermeye ve desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber el ele tutuşarak hem savunmayı hem hücumu beraber yapacak. Pazartesi akşamı bu şekilde gelmeleri bile mutlu etti bizi. Bundan sonra sayısal olarak ve daha organize bir şekilde bekliyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Sorular. Mikrofon. Osman Şişko, 61 Saat BTK Gazetesi. Hocam, bilmiyorum siz takip edebildiniz mi ama ben maçtan önceki hafta Antep Spor'un yanılmıyorsam 4 oyuncusu ve hocasının Trabzonspor'u çok rahat yeneceğiz, kimse merak etmesin açıklamasını dinledim. Dolayısıyla çok merak ettim bu açıklamanın verdiği rahatlığı. Ama dediğiniz gibi dizilişte gördüğümüzde
Vatan Millet Sakarya defansını görünce anladım ki değişen bir şey yok. Biraz önce siz de söylediniz. 5 as oyuncunuz yoktu bu maçta ve maçın hemen başında kalecinizi kaybettiniz. Ve bu yıl Süper Lig'deki ilk yarıdaki en net skoru alarak geçtiniz. Bugünkü bu galibiyet, bu yürüyüşteki tüm rakiplerinize verdiğiniz bir gözdağı mıydı? Bütününe bakmıyoruz. Trabzonspor'un hedefi bellidir. Parça parça gidiyoruz ve hiçbir şey kazanmadık daha. 3 puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 yanlış hatırlamıyorsam 25 hafta daha var bu ligin bitmesine. Hedef takımsın. Şu anda Avrupa dahil namağlup tek takımsın. Ve herkes seni oynamak, yenmek isteyecek. Burada olmak isteyecek. Transfer olmak isteyecek. Namağlubu devirmek isteyecekler. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlanacak. Mesaj mı? Mesaj olarak değil, bir maç kazandık. 3-0 net bir skorla kazandık. Daha da farklı da olabilirdi. Oyunun gel gitleri vardı. Rakip de bize gol atabilirdi. Biz tek tek gideceğiz. Bunu bitireceğiz. Yarın itibariyle antrenman başlayacak. Hafta sonunu tekrar kazanarak her haftada sonunda nelerle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz. Haber 61, Turgay Beşyıldız. Tebrikler hocam. Teşekkür ederim. Son haftalarda özellikle ekranlarda spor kamuoyunda Trabzon kesin şampiyon, Trabzonspor şampiyon olacak, Trabzonspor şampiyon falan gibi cümlelerle takım bir rehavet tuzağına düşürülmeye çalışıyor. Bunun önlemini aldınız mı? Bir. İkincisi de Ercan'ın son durumu nedir? Bu yarışı yapan, bu yarışı yarayacağım bir teknik direktörüm. Bunun hem teknik, hem taktik, hem sağ dışı, hem zihinsel durumunu çok yaşamış birisiyim. Ve bununla ilgili biraz evvel nasıl size dediysem hiçbir şey kazanmadık. Sadece maç kazandık. Her maçın senaryosu, taktiği, fiziksel olarak, zihinsel olarak hazırlanması çok farklı. Çok iyi bir arkadaş grubu var. Teknik taktik tabii ki önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak ve grup enerjisi son derece daha önemli. Onun için ikisini bir arada götürüyoruz. Bu olacak. Bu senaryoları ben çok gördüm. Bunlar hepsi yapılacak. Daha da şiddetli olanlarından da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı, geçmişi, tarihi ve bizler bunlara çok hazırlıklıyız. Onun için biz hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sahanın içinde güçlü olmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz. Erce, yarın daha bir MR'ı çekilir, daha net belli olur. Yarından sonra Sağlık Kurulu bununla ilgili bir açıklama yapar. Başka soru var mı? Yok. İyi akşamlar. Teşekkürler.